Türk adı ile ilgili farklı görüşlerin ileri sürülmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Bakalım arkadaşlar. Araştırmacılar Türk adına farklı anlamlar yüklemişler ve bu konuda değişik görüşler öne sürmüşlerdir. Bu görüşlerden bazıları şunlardır. İlk defa Orhun kitabelerinde Türk olarak geçen Türk adı zamanla Türk şekline dönüşmüştür. Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügati Türk adlı eserinde Türk adının olgunluk çağı anlamına geldiğini söylemiştir. Ziya Gökalp Türk adının töreli, kanun nizam sahibi anlamına geldiğini ifade etmiştir. Wambury ise Türk adını türemek anlamında kullanmıştır. Şimdi öncülerimize bakalım arkadaşlar. Türklerin çok eski bir geçmişe sahip olması Tabii ki doğru. Neden? Çünkü ilk defa Orhun kitabelerinde Türk adı geçmiş arkadaşlar. Yani Türk kelimesi gördüğünüz gibi çok eski yıllara dayanıyormuş. Orhun kitabeleri e, sizlerin de bildiği üzere 730'lu yıllarda karşımıza çıkıyor. Hatta şöyle söyleyelim daha anlaşılır olsun. 8. yüzyılda e, yazılmış, dikilmiş e, anıtlar arkadaşlar. Bu yüzden tabii ki Türklerin çok eski bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Türklerin gök tanrı dinine inanması, bu isimlerin verilmesiyle arkadaşlar bir alakası yok. Gördüğünüz gibi dinle herhangi bir bağlantı var mı bu isimlerde? Yok. Türklerin farklı milletlere hoşgörüyle yaklaşması da yine gördüğünüz gibi isimlerden bunu çıkarmamız mümkün değildir arkadaşlar. Farklı farklı isimlerin verilmesinde Türklerin hoşgörülü olmasının bir etkisi yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Türklerin bu özelliklerinin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir? İslam öncesi Türklerde atlı göçebe kültür hakim olmuş ve Türkler özgür yaşayabilecekleri her yeri vatan olarak kabul etmişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım. Merkezi otoritesi güçlü Türk devletlerinin kurulması. Arkadaşlar başlarda sürekli göçebe bir hayat sürüldüğünden dolayı merkezi otoritesi çok da güçlü olmaz aslında değil mi? Çünkü göçebe bir hayat var. Sürekli bir göç halindeler. Özgür olarak yaşayabilecekleri her yeri vatan olarak kabul ediyorlar. Bu yüzden merkezi otoritede problemler yaşarlar. O yüzden aşıkkına ulaşamayız. Orta Asya'dan dünyanın birçok bölgesine Türk göçlerinin yaşanması tabii ki doğru olur arkadaşlar. Çünkü ne diyor bize? Özgür yaşayabilecekleri her yeri vatan olarak kabul ediyor zaten Türkler değil mi? Zaten göçebe bir hayatları var. Bu yüzden Orta Asya'dan dünyanın birçok bölgesine göçlerin yaşanması da doğru olacaktır. Şehir hayatının Türkler arasında hızla yayılmasını Hayır gördüğünüz gibi zaten bir şehir hayatı yok, göçebe bir yaşam var. Türklerin toplumsal etkileşim sonucunda milli kimliklerini yitirmeleri böyle bir durum yaşanmayacak tabii ki arkadaşlar. Milli kimlik yitirilmeyecek. Türklerin kalıcı kültür ve sanat eserleri oluşturmalarını. Şimdi kalıcı kültür ve sanat eserleri oluşturabilmek için kalıcı bir yaşam gerekir, değil mi? Yerleşik hayat gerekir. Göçebe bir kültür hakimken kalıcı eserler bırakmakta mümkün değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Orta Asya'da Türklerin değişik zamanlarda gerçekleştirdikleri göçlerin nedenlerinden hangileri doğrudan bağımsızlık anlayışı ile ilgilidir? Bakalım arkadaşlar nüfusun artması bağımsızlıkla mı alakalıdır? Hayır arkadaşlar yaşam alanı daralır. Bunun bağımsızlıkla bir alakası yok. İnsanlar daha rahat yaşayabilmek için farklı yerlere göç ederler. İklim koşullarının değişmesi yine aynı şekilde hayvancılıkla uğraşıyorlar. Yaşam alanları e, kısıtlanmış oluyor arkadaşlar çünkü iklim koşullarında problemler yaşanıyor. Bunun da bağımsızlıkla bir alakası yoktur. Bulaşıcı insan ve hayvan hastalıklarının artması da yine rahat bir koşula ulaşmak için, sağlıklı olabilmek için Türklerin göç etmesine sebep olur. Doğrudan bağımsızlıkla bir alakası yoktur. Toprakların işgal edilmesi ise tabii ki bağımsızlıkla alakalıdır arkadaşlar. Çünkü düşmanların topraklarında olduğu süreçte bağımsız olarak yaşayamayacaklarından dolayı göç etmeyi tercih edeceklerdir. Otlakların daralması ise hayvanları için bir göç sebebidir arkadaşlar bağımsızlıkla yine doğrudan alakası yoktur. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 4 yani B şıkkı olacaktır. Bu bilgiler Türklere ait konularından hangileriyle ilgili çıkarım yapılmasına katkı sağlamaktadır. Dünya tarihinin en eski milletlerinden biri olan Türkler yaklaşık 4000 yıllık tarihleri boyunca Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılarak zengin bir tarihi ortaya koymuşlardır. Türkler ile komşuluk yapan milletler Türk kelimesine bazı anlamlar vermişlerdir. Türk adı kök Türk döneminden günümüze kadar çok geniş coğrafyalarda ülke adı olarak ve değişik coğrafyalarda yaşayan Türk topluluklarını Kıbrıs Türkleri, Suriye Türkleri, Irak Türkleri, İran Türkleri, Azerbaycan Türkleri, Yunanistan Türkleri, Bulgaristan Türkleri, Kırım Türkleri, Kazan Türkleri ve benzeri belirtmek için de kullanılmaktadır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize yayılma alanına yer verilmiş miydi Tabii ki zaten Asya Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılarak diyordu Dolayısıyla doğru kültür unsurları var mı Evet arkadaşlar pek çok unsur içinde barındırdığından zaten bahsetmiş değil mi farklı coğrafyalarda etkin olduğu için Türkler Kıbrıs Türkleri Suriye Türkleri Irak Türkleri gibi pek çok unsuru içinde barındıracak kültür unsurları Tabii ki bunlar olmuş olacak diyebiliriz Peki etkileşim yaşadıkları unsurlarda yine aynı şekilde bu bölgenin insanları olacağı için e, üçüncü öncül de doğru olacak arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani E İslamiyet öncesi dönemde Türklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinde birincide verilenin ikinciye ortam hazırladığı savunulamaz. Orta Asya'da iklimsel koşulların zorlaşması Türklerin dünyanın farklı bölgelerine göç etmesine neden olmuştur arkadaşlar. Çünkü Türkler özellikle hayvancılıkla uğraşacaklar. Bunun için de iklim şartlarının elbette uygun olması gerekir. Bu yüzden doğru. Türklerin teşkilatçı olması ise Türklerin birçok Türk devletinin ortaya çıkarmalarına sebebiyet verecektir arkadaşlar. Teşkilatçı yapıyı görürsek aklımıza hemen yeni Türk devletini kuruyor olabilmeleri özelliği gelmeli. Bu yüzden arkadaşlar B şıkkı da doğru olur. Türk boyları arasında mücadelelerin yaşanması, Orta Asya'da Türk hakimiyetinin sona ermesi. Hayır arkadaşlar, Türk boyları arasında mücadeleler yaşanır, bazı Türk boyları kazanır ve başa geçer. Eğer mücadeleler uzun sürerse o devlet yıkılır, yine Orta Asya'da yeni bir Türk devleti ortaya çıkar. Dolayısıyla C şıkkı olmaz. Asya Hunlarının İpek yoluna hakim olması sonucunda tabii ki Doğu Batı ticaretinin Türk denetimi altına girmesi söz konusu olacaktır arkadaşlar. İpek yolu çünkü oldukça önemli bir ticaret yoludur. Mete'nin onlu sistemi oluşturması ise ordunun sevk ve idaresini kolaylaştıracaktır. Onlu sistem arkadaşlar askeri bir sistem. Ordunun idaresini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Dolayısıyla tabii ki doğru olur. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı. Bu bilgi Türklerle Çinlilerin durumlarından hangilerine önem verdiğine kanıt olarak gösterilebilir. Asya Hun Devleti'nin kurulduğu bilinen tarihten yaklaşık 100 yıl önce Çinlilerle Türkler arasında ticaret anlaşmasının imzalandığı Çin kaynaklarında yer almıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncelerimize. Mali kalkınmayı sağlama. Bakın bu bir ekonomi değil mi arkadaşlar? Bir ticaret yapmışlar. Tabii ki mali kalkınma sağlanabilir. İpek Yolu ticaretini geliştirme. Zaten İpek Yolu Çin'den Anadolu'ya doğru ilerliyordu ve arkadaşlar bu yolda tabii ki ticaret de artar. Çünkü bölgesel olarak uygundur İpek Yolu ticareti. Gümrük gelirlerini artırmada zaten aralarında bir ticaret anlaşması varsa farklı devletler olduklarından dolayı gümrük geliri alınacaktır arkadaşlar ve gümrük gelirleri artacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. İslam öncesi Türklerde görülen gibi özelliklere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? eli silah tutan herkesin asker sayılması, hayvancılığın temel geçim kaynağı olması, yönetme hakkının gök tanrı tarafından Hakan'a verildiğine inanılması. Şimdi şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Ordu millet anlayışının olduğu. Bakın eli silah tutan herkes askerse ordu millet anlayışı mevcuttur. Egemenliğin ilahi kaynaklara dayandırıldığı. Gördüğünüz gibi yönetme hakkı gök tanrı tarafından veriliyormuş. Tabii ki bu da doğru. Tarımsal üretimin bilinmediği. Arkadaşlar temel geçim kaynağı hayvancılık. Yani en çok para hayvancılıktan kazanılıyor. Ama bu insanlar tarım yapmıyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Sadece burada bize verilen hayvancılığın temel geçim kaynağı oldu. Tarımsal üretimi hiç bilmiyorlar dememiz mümkün değildir. Hükümdarların otoritelerini güçlü tutmaya çalıştığı, zaten Göktanrı tarafından e, Hakan'a verildiğine inanılıyorsa arkadaşlar bu yönetme hakkı, hükümdarlar otoritelerini tabii ki güçlü tutmaya çalışırlar. Savunmaya önem verdikleri de yine eli silah tutan herkesin asker sayılmasından çıkarabileceğimiz bir sonuçtur. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Kavimler göçünün sonuçlarından hangileri bu göç hareketinin Avrupa'da siyasi güçler dengesinin değişmesine neden olduğunu gösterir. Bakalım arkadaşlar. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması. Gördüğünüz gibi büyük bir imparatorluk parçalanmış. Tabii ki siyasi güçler dengesi değişmiştir. Avrupa'da birçok Cermen devletinin kurulması. Gördüğünüz gibi birçok devlet ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani yine siyasi güç dengesi değişiyor. Tabii ki doğru. Hristiyanlığın barbar kabileler arasında yayılması siyasi değil nasıl bir sonuçtur? Dini bir sonuçtur arkadaşlar. O yüzden üçüncü öncülü alamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır. Metehan, Çunkur'un ısrarlı toprak istekleri karşısında toprak milletindir, onu kimse veremez diyerek Türkler de anlayışlarından hangilerinin varlığını ortaya koymuştur. Arkadaşlar burada tabii ki bahsedilen vatan ve millet sevgisidir. Demokrasi olabilmesi için bir oylamadan bahsedilmeli. Kanun üstünlüğü olabilmesi için bir kanundan töreden bahsedilmeli ama bu cümlede vatan ve millet sevgisi vurgulanmıştır. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi değildir? Asya Hun İmparatoru Hohanye, Kurultay'da Türklerin Çin egemenliği altına girmesini teklif etmiş ve bu teklif kardeşi Çiçi Yabgu ve Kurultay tarafından şiddetle reddedilmiştir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Kaan'ın mutlak egemenliğe sahip olmadığının tabii ki bir göstergesi arkadaşlar. Çünkü eğer mutlak egemenliğe sahip olsaydı fikirlerine kimse karşı çıkmazdı ve kabul ederlerdi. Ama gördüğünüz gibi burada onun fikri Reddedilmiş Türklerin bağımsızlıklarına düşkün olduğunun tabii ki bir göstergesi çünkü Çin egemenliğini kabul etmemişler. Kurultay'ın demokratik bir niteliğe sahip olduğunun elbette arkadaşlar çünkü Kurultay'daki insanlar ve Hohanyah'ın kardeşi Çiçi Yapgu birlikte karar vererek bu teklifi reddediyorlar. Kaan'ın istek ve görüşlerinin sorgulanabildiğinin gördüğünüz gibi istek ve görüşleri sorgulandığı için zaten bir reddetme söz konusu. Sorgulanamaz olsaydı reddedemezlerdi zaten. Asya Honor'unda kurultayın danışma meclisi niteliğine sahip olduğunun hayır arkadaşlar. Eğer danışma meclisi olsaydı yine Hohanye kendi dediğini yapardı. Sadece kurultaya danışırdı. Ama burada gördüğünüz gibi etkin ve aktif bir kurultay var. Yani teklifleri reddedebilecek seviyede bir kurultay var. Danışma meclisi değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Asya Hunları İpek yolunu denetimleri altına almak ve Çin'le ticaret anlaşmaları yapabilmek için Çin'e seferler düzenlemişlerdir. Bu seferler sonucunda Çin bozguna uğratılmış ve yıllık vergi ödemeyi kabul etmiştir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Hunlar Doğu Batı ticareti üzerinde hakim olmayı amaçlamışlardır. Bakın İpek yolunu denetimleri altına almak istiyorlarsa tabii ki Doğu Batı ticareti üzerinde de hakim olmak isterler. Çinliler Hun akınlarını durdurmak için Çin Seddini inşa etmişlerdir. Evet arkadaşlar Çin Seddini inşa ediyorlar fakat burada verilen bilgiler içerisinde böyle bir durum söz konusu mu değil o yüzden buna ulaşamayız. Hunların askeri ve siyasi faaliyetleri üzerinde ekonomik hedefleri etkili olmuştur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İpek yolundan ve ticaret anlaşmalarından bahsediliyordu. Tabii ki doğru. Çin Hunların siyasi ve askeri üstünlüğünü kabul etmiştir. Zaten bu seferler sonucunda Çin bozguna uğratılmış ve yıllık vergi ödemeyi de kabul etmiştir arkadaşlar. Bu yüzden askeri ve siyasi üstünlüğünü kabul etmiştir diyebiliriz. Hunlar kendilerine mali açıdan güçlenmeye yönelik hedefler belirlemişlerdir. Elbette örneğin İpek yolunu denetimleri altına alma istekleri ya da Çin'le ticaret anlaşmaları yapma istekleri onları mali açıdan güçlendirecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Çin egemenliğini kabul etmeyen Kuzey Hunlarının batıya doğru harekete geçmelerinin durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu savunulabilir? Bakalım arkadaşlar. Kuzey Hunları batıya doğru gittikleri zaman önlerine birçok kavmi de katarak kavimler göçünün yaşanmasına sebep olacaklardır. Ve batıya doğru ilerlediklerinde orada yeni bir devlet kurup Avrupa Hun devletini kuracaklardır arkadaşlar. Türk kültürünün bu sebeple de Avrupa'ya taşınmasına tabii ki sebep olacaklardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır.